İyi akşamlar Ahmet amca. İyi akşamlar Cemil. Zamanın varsa biraz konuşalım. Tabii. Buyur Ahmet amca. Bak, nişan takılalı onca zaman oldu. Ne ses var ne soluk. Hayır, konuşup yüz göz olmayayım diyorum ama neyse. Ne olacak bu iş? Ben İffet'le konuştum zaten. Bir de bana söyle. İffet ne zaman isterse bu düğün o zaman olacak. İyi. Size bir hafta müsaade. Bu işi halledin. Yoksa fena olacak. Duydun. Bir hafta içinde çöz bu işi. Adam haklı. Oyalıyorsunuz. O da anladı tabii. Ama yok, bu işin kaçarı yok. Evleneceksiniz Cemil'le. Ay Serpil, bilmiyor gibi konuşma Allah aşkına. Silah zoruyla mı oturtturacağım Cemil'in nikah masasına? Canım, orası belli olmaz. Yani bir haftada kim öle kim kala. Bakarsın her şey bambaşka oluvermiştir. Değil mi Feyyaz? Tabii canım. Hiçbir şey olacağı yok. Mahvolduğuna. Gel arkadaşım. Nasıl? Dediğim kadar var değil mi? Gerçekten güzelmiş. Haydi bakalım. Heh, getir getir. Neler yaptın Serpil ya? Bak, bugünden sonra dert tasa kalmayacak. Serpil dediydi dersin. Bir sürü şey hazırladım. Sizin derdinizi şimdi anlıyorum ben. Ya hadi kardeşim gel ya hadi. Ne olacak kardeşim ya? Düşman değilsiniz ya, konuşursunuz işte. Konuşacağım ben şimdi, siz dinlersin. Aferin Serpil. Çocuk gibi kandırdın beni. Sizin yaptığınızdan ilinir. Çocukluk değil mi? Haftalardır birbirinizle konuşmuyorsunuz. Vallahi kusura bakmayın, bize başka şans bırakmadınız. Konuşun, anlaşın. Konuşun bakayım, aranızda ne sorun varmış? Biz dönüşte sizi alırız, tamam? Hadi. Hadi hoşçakalın. Nasıl ya? Haydi görüşürüz. Serpil ne yapıyorsunuz ya? Benim de haberim yoktu. Tahmin ediyorum. Korkma, birazdan giderim zaten. Şimdi bir gönülleri olsun bari. Herkes gitti, ne yapacağız şimdi?
Nasıl olsa birazdan gelirler. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Ya dur biraz. Daha konuşmaya bile başlamamıştır o iki inatçı keçi. Vallahi benim keyfim yerinde. Hiç akşama kadar takılırım böyle. Arada salalım mı seni ormana? Evet. Ay inşallah işe yarar. Allah'ım sen büyüksün. Kesinlikle yarar. Kimin fikri? Heyecanlı mısın? Evet. Kedi olalı ilk defa bir fare tutacaksın da. Ay eyvah. Ay beyaz yavru başladı, kaç. Hey. Koş koş. Erken daha. Biraz arabada oturalım hadi. Şu Ersin'le beyaz gelsin, ben soracağım zaten onlara. Onların suçu ne ki? Yardım etmeye çalışıyorlar. Sen yine tepmeseydin. Suçlu yine ben oldum değil mi? Aylardır benden kaçmasaydın bunların hiçbiri olmayacak. Ne o, yüzümü mü görmek istiyordun? Ne yüzünü görmek isteyeceğim senin ya? Allah Allah. Ayrıca sen hani beni çok seviyordun? Hani bensiz yapamazdın? Yalancıymışsın işte, yalancı. Yalandan bahsedene bak. Ben ömrümde bir kere yalan söyledim. Sen bana o kadar çok yalan söyledin ki ben hepsini affettim. Ben ne yaptım? He? Kendimi affettirmek için gece gündüz senin peşinden koştum be. Hatalı benim yani. Sen mükemmelsin, hata bende. Hata bende. Ben seni sevmekle hata yapmışım mesela. Hak etmeyen birini sevmişim. Asıl ben hak etmeyen birini sevmişim. İyi. Bundan sonra hak ettiğin gibi yaşa. Mutlu ol. Ben de seni bırakıyorum ben. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum senden. Senden. Ne yapıyorsun kız, sen delirdin mi? Delirdim. En sonunda delirdin işte. Delirdim. Manyaksın sen, manyak. Şey, manyak mı kızım sen? Ha? Cemil ne yapıyorsunuz İzzet? Ya ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya şey, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin. Seninle işim bitmedi daha. Cemil, İzzet! Aa! Yürü. Madem her şeyi biliyordun, madem benimle evlenmek istemiyordun, o zaman en başta babama hayır deseydin. Niye eve gelip o yüzüğü taktın? Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Acı çekmemi mi istiyorsun? Babam kalp krizi mi geçirsin? Vallahi ben senin gibi planlar yapmadım hiç. Sen her şeyi alt üst etti, şimdi öyle kenara çekilemez. Öyle mi? Ne yaparsın? Buna izin vermem. Kolay gelsin o zaman. Babama gidip istemiyorum, evlenmeyeceğim diyeceksin o zaman. Ben böyle bir şey yapamam. Vazgeçtiysen sen söyleyeceksin. Kusura bakma vallahi, ben öyle bir şey yapamam. Allah Allah. Niye yapamazsın? İncilerin mi dökülür? Aynen öyle. Eğer Ahmet amcayla konuşursan bütün gerçekleri anlatırım. Beni kandırdın da. Ya sen intikamını almadın mı? Daha ne istiyorsun? Kabul edene kadar peşindeyim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Ya nereye gidiyorsun? Duşa. Sen hala gitmedin mi? Babamla konuşacağını söyleyene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim Cemil. İyi. Akşam görüşürüz. Ya Cemil. Thank you.
gibi. Evlen benimle. Gözlerin evet diyor, doğru mu? Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Ben zamansız geldim galiba. Kalacak bir yer bulurum ben. Olmadı otele giderim. Olur mu canım öyle şey? Geç lütfen. Teşekkürler. Ben üstümü değiştireyim. Bakmayın böyle çat kapı geldim ama. Önemli değil. Ne oldu anlat bakayım bana. Annemi biliyorsun. Artık dayanamıyorum her gün kavga etmeye. Yani annen için bir şey söylemem doğru olmaz tabii. Ama ne dediyse senin iyiliğin için demiştir herhalde. Bence yine de evi terk etmemeliydin. Eğer senin başına kalırız diye korkuyorsan üzülme. Öyle bir şey demedim Betül. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz burada. Bak Mehmet sende ne kadar huzurlu duruyor. Benim oğlum istediği kadar kalabilir burada. Cemil. Ay vallahi ben hissediyorum bak erkek olacak. İstersen babanın ismini koyarız. Bebeklik fotoğraflarıma benziyor. Kıyafetlerin kurudu mu? Ben gitsem iyi olur. Hayır. Bekle beraber gideriz. Yok ben bir taksi bulurum. İfet bekle. Hem babanla konuşmuş olurum. İyi günler. Ben hemen dönerim. Bakalım yeni evimiz nasılmış?
merak etme oğlum. Baban seni herkesten daha çok seviyor. Seni hiçbir zaman bırakmayacak. Annem buna izin vermeyecek. Feyyazlar barıştığımızı öğrenince rahat nefes alırlar artık. Ya bizi barıştırmak için abuk subuk şeyler yaptılar ya. Onlar olmasa hayatta barışamazdık. Kız, barışırdık yine. Biz fazla küs kalamayız ki. Ya ne demez. Gerçi senin yüzüne bakacak olursak yine bana küsecek gibisin. Ha? Yok. Nasıl? Betül'e mi takıldı senin kafana? Ha? Niye takılsın canım? Yani tabii ki sende kalacak. Mehmet var sonuçta. İffet, Mehmet'in ismini ben koymadım. Betül koymuş, haberim bile yoktu. Ben sonradan öğrendim. Böyle bir hayvanlık yapmazdım. Niye hayvanlık olsun ki? Yani sonuçta babanın ismi. Oğluna koyarsın, koyarsın. Kime ne? Zaten yani oğlumuz olup olmayacağı da belli değil. Gerek de yok artık. Senin bir oğlun var nasıl olsa. Mehmet. Tıpkı sana benziyor. Ne güzel vakit geçirirsiniz. Ben o evde kalmayacağım. Bir otele falan yerleşirim. Cemil, ben böyle bir şey yap demedim sana. Ya benim yüzümden oğlundan uzak kalmanı istemem. Böyle biri değilim ben. Eminim canım. Bilmez miyim neler yaptığını? Bak İfet, benim tek isteğim oğluma iyi bir baba olmak. Gerisi boş. Yani başka bir şey düşünmüyorum. Zaten yarın öbür gün de evleneceğiz seninle. Ha? Şöyle gül kız. Gülmek sana çok yakışıyor. Neredesin sen? Biz ölüp ölüp dirilirken sen yoksun. Ahmet amca biz nikah için... Ay sizin nikahınıza da size de... Baba ne oluyor? Kardeşin elinden soysuz evden kaçtı. Kadının kısmı değil mi? Ayağına köpek sızsın. Nasıl? Bir dakika ya, nasıl evden kaçtı Nimet? Ne oldu hala? Ne bileyim kızım, annesine gitmiş işte. Anneme mi? Elime geçsin, kemiklerini kıracağım. Sonra da o zibidin. Eğer izin verirsen ben ilgilenebilirim. Yok. Ben kendi işimi kendim hallederim. Abi ne olur izin versen. Vakit kaybetmemiş oluruz hem. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Aa. Ne yapıyor ki burada? İzmit yakın bir yer zaten. Kolay olur. Ben de seninle geleceğim. Yok. Sen burada kal. Ben sana haber veririm İffet. Cemil Efendi, bu mudur senin erkekliğin ha? Benim kızım anasını, evini bırakıyor, sana sığınıyor. Sen burada İffet'in eteğinin dibinden ayrılmıyorsun. Tövbe estağfurullah. Cemil boş ver. Ha, tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Sen misin bunun akıl hocası? Bakın. Ben Betül'ü evine gelmesini söyledim. Kendisi istemedi. Kızınızı sokağa mı atsaydım? Sen daha ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Hem İffet'le evlenmekten başka düşündüğün bir şey mi var senin? Asuman Hanım. Siz ne düşünüyorsanız söyleyin de onu yapsın. Vay 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 vay. Gözlerimle görmesem inanmazdım. Bir günde Ahmet Efendi damat delisi olmuş. Ya daha dün siz bu şerefsizi bıçaklamadınız mı? Asuman Hanım, abi. Bak komşusunuz, kadınsınız diye sesimi çıkarmıyorum. Bakın lütfen içeri girin. Daha fazla tatsızlık çıkarmayın. Maşallah, maşallah. Hem suçlusunuz hem güçlü. Ama yok öyle ya ama. Benim gözümü korkutamazsınız. Beni korkutup sindiremezsiniz. Ya hala komşu ha. Abi sakin. Baba, baba ne olur. Hadi biz içeri girelim ne olur. Cemil, sen de git gözünü seveyim.
terbiyesizlere bak. Yüzleri bile kızarmadı. Bu nasıl bir arsızlık be? Aşk olsun yani Asuman. Böyle şeyler sokak ortasında konuşulur mu hiç? Cemil de torununuzun babası nihayetinde. Olmazı olsun öyle baba. Siz de çok sevinmeyin. Daha bu şerefsiz nasıl canınızı yakacağız? Göreceğiz hep birlikte, göreceğiz.